Sen de ayrı. Merhabalar. Ali abiyle ikimiz rahmetli fikrim olsaydı bu sahaya basardım Ali abi sen benim. İkimizde de Ali abi tekrar hayırlı olsun. Ben senden daha şişmanım. Sana verelim mi? Dedim ama Edwin'i gidin bilerek alsın. Eksikler var ama işte yani böyle eksikli olsa da ilk antrenmanımızı çakıyoruz. Bugün ilk transferimizi yaptık. Kaleci Ramazan'la anlaştık. Sözleşmemizi imzaladık. İnşallah arkası da gelecek. El birliğiyle Baki'de, Metin'de, bizde, yönetimde eski sorunları çözüp kulübü bizde çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama o kadar çok sorun var ki insanı bezdiriyor yani. Yani oyuncuların paralarını ödememişler. Adamlar ihtar çekmiş. Yani. Şimdi önümüzdeki sezonun parasını almaya kalkıyorlar. Yani. Sıkılıyor insan, canı sıkıyor. Transfer yasağı cezası gelebilir mi başkanım? Nasıl? Transfer yasağı bir tek CEO'dan geldi. Onu da 200 bin euro, onu hallederiz. O bir şey değil. Kolay hallederiz. Ama esas öbürleri arka arkaya gelirse o bizi zorlar. Ama şimdilik herhalde gelebilecek olan yok. Ödüyoruz tek tek. Gelirimizi hesaplayacağız. Harcamalarımızı ona göre harcayacağız. Bütçeyi aşmayacağız. Ve de aldığımız yardımlarla da eski borçları beyefendilerin aldığı paraları ödemeye başlayacağız. Yani millet evler, katlar, kotralar almış, biz parası ödeyeceğiz. Olan bu. Valla Ankara Gücü Sayın Bakan'la görüşmüş. 19 Mayıs'ın projeleri hazırmış. 1-2 ay içinde inşaatı başlanıyormuş. Ama dün Faruk Koca'nın verdiği beyanata göre Gençler Birliği Eryaman'da kalsın, 19 Mayıs'ı alalım diyorlar da tabii öyle bir şey olamaz yani. Ya şimdi ortak bir şeyde biz Faruk'la anlaşırız. Yani böyle anlaşmayacak bir şey yok. Şimdi inşallah ortak bir noktaya varırız. Ankara Gücü de Ankara'mızın güzide kulüplerinden biri. Faruk Bey zamanında bana Ankara Gücü'ne gel dedi, sen başkan ol dedi. Ama ben ona ben gençler birlikte olduğumu söyledim. Ankara Gücü'nü kabul edemeyeceğimi rica ettim. O da kabul etti, kendisi oldu. Yani anlaşırız Faruk Bey'le aramızı. Thank you.